Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir 10 gün önce Çanakkale, Assos, Berhamkale, Kadırga koyundaydık. Buz gibi denizin biraz tadını çıkarttık. Esen rüzgarında serinledik. Ve daha sonra nereye geldik? Karadeniz'e geldik. Karadeniz'de Kefken, Uzunkum Milli Parkı'nın olduğu alanın biraz dışındayız. Burası bakir bir alan. Yaklaşık bir 10-15 dakika toprak bir yoldan geliyorsunuz ve yolun sonunda çok dik bir rampa var. Zaten buraya binek araçların gelmesi imkansız. O rampayı binek araca çıkamaz. Daha sonra indiğiniz zaman o rampadan sizi böyle tertemiz bir kum karşılıyor. Hani bu kumda araç sürüş tecrübesi olmayanlar batabilir. Onu söylemekte fayda var. Öndeki L200 benim aracım. Arkadaki Amerikan Türk Offroad grubundan kardeşim Serkan'ın aracı. O daha önceden buraya defalarca gelmişti. Bizi davet ediyordu. Bugüne kısmetmiş gelmek. Şöyle kamp düzenini göstereyim. Çadırımız. Burada soyunma odamız. Ve WC'miz. Bunun üstüne kokulu hijyenik poşetler var. Onlardan aldık. Şu anda tam kurulum geçtik. Kamp düzenimizi almış bulunmaktayız. Bu alanda market, duş, tuvalet herhangi bir imkan yok. Zaten ihtiyacımız da yok. Ona göre erzağımızı 3-4 gün, 5 gün yetecek şekilde aldık. Buzumuzu, içeceğimizi, yiyeceğimizi. Burada kalacağız. Buraya daha önceden gelen Serkan arkadaşımıza sormak istiyorum. Serkan, burası nasıl bir yer? Harika bir yer. Güzel. Evet. Sadece off-road araçları gelebilir. Evet, sadece off-road araçları gelebilir. Bunu özellikle belirtelim. Tamam, teşekkür ediyoruz. Kamp düzenini aldık. Burada işletme yok. İhtiyaçlarınızı alın, öyle gelin ve arazi araçlarıyla gelin arkadaşlar. Ve kumda sürme tecrübeniz de yoksa dikkatli olmanızda fayda var. Benim aracım, tenteyi henüz açmadım. İhtiyaç yok, güneş yok şu anda. Şu da Serkan'ın arkadaşı. Serkan arkadaşımın aracı. Amerikan araç üstü çadır var ve bir de burada küçük çadır var. O da Serkan'ın ufak kızı için. Deniz harika, dalgalı. Burası sığ. Bir 50-100 metreye kadar gidebiliyorsunuz. Korkulacak bir plaj değil. Kayalıkları görüyorsunuz. Burada bayanlar denizin, manzaranın keyfini çıkartıyorlar. Son olarak da söylemek istediğim bir husus var. Artık ülkemizde tatil olayı biraz ekonomik açıdan insanları zorlamaya başladı. Bunun da farkındayım. Fakat insanlarımız karavana yöneldi. Karavanda Türkiye'mizde daha çok profesyonelleşmedi. Hani bilinçli kullanıcılar da yok. Bilinçli üreticiler de ne yazık ki çok yok. Hani bazı karavanlara bakıyorsun amatör oluyor. Bazıları çok profesyonel. Onları tebrik ediyorum tabii ki. Şuraya gelmek istiyorum. Ben offroadçuyum. Arazi araçlarını yıllardır kullanıyorum. Araç üstü çadır bir 5 yıldır ve onun öncesinde çok az firmalar yapıyordu. 5 yıldır ülkemizde trend olmaya başladı. Ben 3 yıldır tatili bu şekilde yapıyorum. Daha önce Adrasan'dan başlayıp Antalya'dan İzmir yaptım, Kuşadası yaptım, Fethiye yaptım. Hani deneyebilirsiniz. Hiçbir şeyden korkmayın. Hayatın tadını çıkarın. Hani şunun maliyeti en azından aldığınız zaman gittiniz geldiniz, çadır dahil, tente dahil, yediğiniz içtiğiniz her şey dahil belki bir 5 günlük otel parasını tutacak. Fakat 10 gündür Assos'taydım ve biraz daha iznim var, tatili keyfini çıkartacağım. Yani şimdi buradayım, yani kıyas yapın diye söylüyorum. Hani bir otel parasını verip 5 gün tatil yapmak mı? Ya da bir otel parasına aracınıza çadır alıp, aksesuar yapıp, ihtiyacınıza göre donanım yapıp
süresiz tatil imkanı yapmak mı? Bu tercih tabii ki size kalmış. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. İmkanlar, şartlar ne olursa olsun hayatı yaşamaya devam edin. Hayattan vazgeçmeyin. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.